bu bir iddiaydı. Acaba intihar etti mi, intihar etmedi mi? Gelen bilgiler intihar etti yönündeydi. Hatta sana da bir takım telefonlar gelmiş bu konuyla ilgili. Komşularından aldığın istihbarat var. Sonrasında gelişen olaylar bütün internet siteleri bunu yayınladı. Murat Başoğlu'nun verdiği bir cevap vardı kendi Instagram hesabında. Onunla da ilgili görüntülerimiz eğer hazırsa izleyelim. Sonrasında da kanala geliyor bizim yapımcımız Bilal Özbilge ile. Ondan haberimiz yok bizim. Birebir görüşme yapılıyor. Kıyamet kopuyor mu acaba? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Önce bir Murat Başoğlu'nun yanıtını izleyelim. Instagram hesabından açıklaması var. Ne yalan üzerine yalan? Hangisi yalan? İntihar etmemiş olmasa onun... Keşke etse, keşke o kadar omurgalı olsa. Ben hep başından beri söylüyorum. Bir de bunu çıkıp söylüyor mu? Bari bunu akıllı olsaydı da bunu kullansaydı. Şimdi bunu mu gelmiş Bilal'e söylemiş? Bu mu yani? Yok, hayır, bunu Instagram hesabında herkese açıklamış. Bilal'e ne söylemiş? Şimdi onu izleyeceğiz. Bir kere yalan üzerine yalan diye bir şey yok. O haberin doğru olduğunu ben zaten delil bir şekilde ispatladım. İspatlarım da... Neyi? Yalan işte, hani, haberin doğruluğunu falan intihar, değil ama hiç intihar, yok, intihar değil o, diğer haberler bir yıldır yalan diyor ya, yalan üzerine yok, yalanlamamış ya ben sadece yalan. Bir cümleye takıldım, benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz galiba diyor. Yok, ama yok, bizi çok merak ediyorum, merak ediyorum. Bir dakika abicim, bir dakika. Acaba oğlu olduğunu hatırladı mı? Yani o kadar skandala imza attı ki oğlu. Tüm Türkiye olarak ya zaten bir şey söyleyeyim çok... bu ülkenin artık toplumsal olarak, sosyolojik olarak bu ülkenin en büyük sorunu nedir biliyor musun? Her şey olup rezil olmamak. Ya bu ülkede her şey olabiliyorsun ama rezil olamıyorsun. Unutuluyor da olaylar. Hayır, rezil olamıyorsun ya. Rezil olamıyorsun yani. Yani her şey yapıyorsun, her şey oluyorsun Bircan'cığım ama rezil olamıyorsun. Yani insan şu yaptığın, şu bir insanın kendi yeğeniyle ilişkiye girmesi, bu bir sapıklıktır. Bak, bu sapıklıktır. Bir insan sapık olabiliyor ama yine rezil olamıyor. Sence olmadı mı? Ama bu rahatsız mı baksana, ya? Bu bir insan, ya ben. Bir insan biraz... Hatta ya bak bir şey söyleyeyim mi? Şuna varım. Biraz daha hümanist bakarsak eğer... şey mi var acaba? İstersen gidelim. Tam sonra dönüşte de konuşuruz. Problem evet, yok. Nihat, çünkü tamam. Çok önemli bir tamam, belirtiler geliyor, değil. Görüntü geliyor. Tamam. İstediğin yerde sen de ben de tamam. Nihat da durdurabilir. Evet, dün kanala geliyor Murat Başoğlu. Bilal Özbilge'ye çok özel ve önemli açıklamalarda bulunuyor. Hep beraber izleyelim. İnanın biz de bilmiyoruz. Dur biraz geri alalım bu son cümleleri ama şu ana kadar yapılan açıklamalarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tam ekran vermeyin bunu arkadaşlar. Bir dakika. Benim şimdi bir dakika. Yani enteresan şeyler şimdi dönüyor. Bilal, yani bu kumpas olması için öpüşmenin de başkası tarafından yapılması, ne bileyim. Onu zaten kabul etti, şeytana uydum diyor. Biz hayır, kumpas yapıldı diyor. Gazeteciler bu kadar yakın, profesyonel kişiler tarafından. Yok, hayır artık şeyler var, zoom kameralar var. Var tabii. Zoom fotoğraf kameralar var. Adam bir kilometreyi çekiyor zaten. Bunun kumpasla ne alakası sen var? Bu senaryo yok. Bilal sen, ya Bilal sen bu işleri çok iyi bilen adam ya. Yıllarını verdin bu işe. Yani sen yılların çok önemli bir gazetecisin Bilal'cim. Sen bu senaryoyu oturup nasıl dinlediğini merak ediyorum. O bu hikaye anlatılırken ki yüz hatlarını. Bence habercilik refleksiyle dinledim. Ya bence Bilal'in buraya gelmesi lazım. Burada Bilal'in anlatması lazım. Yani çünkü ben konuya hakim değilim. Ben yani. Ben ne diyorsun, ne anlatıyorsun derim sen ya. Sen ne anlatıyorsun derim ya. Neyi senaryosunu anlatıyorsun derim ben ya. Bilal'in sen konuştun bu adamla. Gel bir konuş Bilal ya. Ne diyor? Gelemem diyor. Yani zaten hepsini açıkladık VTR'de diyor. Ama şimdi Bilal, birebir sen yaşadın bu olayları ve dün bize anlattığın, yayında anlatmadığın birçok şey de var. Çok önemli detaylar var Bilal. Evet. Bak bunun belli, bak açık ve net söylüyorum. Bir kere inkar yok. Ben tekrar ediyorum. Şeyi söyleyeceğim ama yani suçu ne olursa olsun her insan aslında ikinci bir hakkı, ikinci bir şansı hak eder. Tamam mı? Her insan ikinci bir şansı hak eder arkadaşlar. Ama bu adam ikinci bir şansı hak etmiyor. Kusura bakmayın. Allah korusun. Ya olayın üzerine gidiyor. Bakın tekrar ediyorum. Bakın tekrar. 150 bin dolar ne istemiş yeğeni ondan? Bakın ben çok hümanist. Ne istemiş? Bakın çok hümanist bir insanım. Bir karıncanın bir karıncayı essem vallahi sabaha kadar yemek yemem. Bir kelebeğin kanadı kırılsa oturup üngür üngür ağlayan bir insanım. Bu kadar büyük hümanistliğimle açık ve net söylüyorum bak. Her kişinin ne olursa olsun ikinci bir şansa hak ettiğine inanaraktan söylüyorum.
bu adam ikinci bir şansı hak etmiyor. Asla. Bu adama gerçekten söylüyorum, bu adamın şu televizyonlara çıkması vesaire, şu ekranda yer alması bile büyük lüks. Bence bunun cevap hakkı falan vesaire, cevap hakkının da olduğuna inanmıyorum. Cevap yani. Hakkının bile tanınmaması. Yok canım, ne cevap hakkı ya? Hani bu ne cevap hakkı ya? İdamdakileri bile son isteğini sorarlar ya, bence ona ne cevap hakkı ya? Bilal'e ne demiş biliyor musun? Bir şey, hemen sen söyle, devam et. Ne var canım demiş ya, insan demiş iki tane amca çocuğu da evlenmiyor mu demiş. İki tane amca çocuğu. Dur bırakmadınız diyor. Bir izleyelim, onun üzerine konuşalım diyor Bilal de. Çünkü sadece o kadar şey anlattı ki aslında. Anlatmış ki Murat Başoğlu. Dörtte birini sizlerle paylaşabiliyoruz. El vermiyor diğerlerini söylemek. Buyurun izliyoruz, devam ediyoruz. Gördün yani, mü? Rahatsını tedavi görüyorum diyor. Bir de yalan söylüyor. Beraat meraat yok. Tutukluluk hali devam eder. Bir devam insanın ediyor. Şu an yurt dışına çıkma yasağı, yurt dışına çıkış yasağı varsa, var olan bir insanın beraati söz konusu değil. Beraati asla ve asla söz konusu değildir. Evet. Ya, her şey yalan ya. Her şey yalan. Ya mahkeme beraat etse de vicdanlarda beraat edecek mi Murat? Ya hayır, bunun beraati meraati de yok. Ya bir dakika, bunun bahanesi olabilir mi? 3 tane spor salonunu elinden almışlar da çok, 1,5 yıldır da zarardaymış da, biz bu haberi yapana kadar çok rahatmış, biz yapınca bitmiş, kiralarla geçiniyormuş. Vay başına gelenler. Kız o zaman şey, yeğeni onu tehdit etmiş, 150 bin dolar için kafasına silah dayamış, teknede o şekilde sevişmişler bunlar. Tövbe estağfurullah. Yani Murat, tabii bu Murat'ın kafasına silah dayadı, ya 150'yi verirsin dedi, Murat da kafasına silah dayanmış bir insan olarak affedersin teknede cima mı etti, ne etti derler yani. Ya arkadaşlar bak, bu kardeşim beni ilgilendirmiyor sen ne yaptın. Konu zaten eski. Türkiye her şeyi biliyor. Her şeyin de farkında. Çocuğunu düşüneceği kadar 14 yaşında şey, 13-15 neyse işte o, kaç yaşında onu bilmiyorum. 14 yaşında yani. Oğlun. Hayır 14 yaşında çocuğunun oğlunu düşünene 30. kadar kendi amcanın kızı, kardeşinin kızını düşünseydin. Ay. Türkiye, bir şey söyleyeyim, Türkiye magazini böyle bir sapıklık görmemiştir. Açık muadili söyleyeyim. Yok ya. Muadili yok. Bir daha tarihte de bunun böyle bir şeyin olacağına da inanmıyorum. Dünya yani. Görmedi ya, bence. Böyle bir rezillik peki, yok ya. Peki kız tarafı yani. Amca çocuğu, amca kızı. Bu adam sapık, tamam bu adam ruhsuz, normal değil. Ama kız tarafı da normal değil. Yani onun da tedavi görmesi gerekmiyor mu? O nerede? O niye ortalarda? Şey, o da intiharet teşebbüs ederse onun da haberini getirir. Ben bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii ki, lütfen söyle. Geçmişten beri bir ilişkileri olduğunu ben biliyorum. Ben buyur. Araştırdıktan sonra, bu işin içine girdikten sonra birçok görgü tanığıyla konuştum. Olayları birebir yaşayan Hande Vermek, kadının soyadı Vermek değil. Doğru. Evet. Kaç kere Etiler'deki spor salonunu basıp Burcu ile alakalı hesap sordu kocasına, onun hesabını versin. Bir tane. Bu olaylar olmadan önce önemli bir şey söylüyorum. O bir kere yaptım ağladım falan değil, kimse kimseyi kandırmasın. Çeşme'de bir beach sahibi, o hani kumsalda sahilde kurulan beach sahibi bana açıkladığı bir olay var. Daha evvel bu olay patlamadan bir hafta evvel Çeşme'de bir otelde kalmışlar. Hatta tek tabii oda ya, istemişler. Tabii canım o. Bu da öyle bir gerçek. Tabii tek odada kalmışlar. Akrabam demiş, hani sıkıntı yok. Ececiğim baştan öyle sona bir şey söyleyeyim. Baştan sona yalan. Aleni net ortada bir sapıklık var. Var tamam mı? Var. Kimse, bunun bir de akıl hocası var bir tane. Tamam mı? Onu da söyleyeyim yani. Murat Başoğlu. Bizim sektörden bir tane akıl hocası var. Her insan arkadaşının arkasında durur. Hata yaparsın durur, yanlış yaparsın durur. Ama ve lakin hiç kimse bir sapığın arkasında durmaz. Tamam mı? Yani bir sapığın arkasında duracak adam kendi kaynanasıyla ilişkiye giren söyleyeyim yani ha bak, çarşıda boydan boya sapığın arkasında ne için durduğunu biz çok iyi biliyoruz. Çıkar ilişkisinin olduğunu da biliyoruz. Tamam mı? Nihat'cığım ne tür bir çıkar ilişkisi? Var ona ya, bir şey söyleyeyim mi? Bu magazinde bilmiyor musun? Bu sapın arkası kim durur? Cebellezi evladım, cebellezi, paketi alır indirirsen, tamam mı? Paketi alır, canlıyı alır indirirsen sapın da arkasında durursun. Ama fıtrat gereği bazı şeyleri bize parayla yaptıramazsın. Ama kendi kaynanasıyla zaten önemli değil ki. Onu da söyleyeyim yani. Bu açık, onu da söyleyeyim yani. Açıklamalar var. Birkaç noktayı size tekrar soracağım. Söyle. Bakayım siz ne diyorsunuz gerçekten. Mesela diyor ki
Eşim diyor yeğenimle ortak olmamı istiyor diyor. Eşi, yalan, eşe bu... de bir suçlama var. Hani eşim istedi sanki. Ya eşin ortak oldu da git kardeşim teknede. Evet. Bence yeğenim her yerde eşimi kullanmış. Bana tuzak kurulduğuna inanıyorum. Yeğeni de bu tuzağın içine dahil ediyor. Yeğeni para istiyor. 150 bin dolar para istiyor. Ben de ne saçmalama ne parası istiyorsun delirdin mi deyince amcam bana tecavüz etti diye iftira atarım diyor. Ece bir şey söyleyeceğim. Çok garip bir açıklama değil mi? Algılayamıyorum aklınıza ben. Aklınıza sığınıyorum. Senden özür diliyorum. Bircan arkadaşımdan çok çok özür diliyorum. Rejiden çok özür diliyorum. Bilal'den çok özür diliyorum. Yönetmenimizden çok özür diliyorum. Arkada bu haberi hazırlayan arkadaşlarımdan da özür dileyerek söylüyorum. Çünkü bir emek harcamışlar. Sabaha kadar seslendirmesi, editöryeli vesairesi, tabii montajı. Ki. Ama bence hata yaptığımıza inanıyorum. Şundan dolayı. Bizim için burada haber değeri olan sen intihar ettin mi, etmedi mi? Şimdi gelen bir bilgiye göre kafasına iki tane silah. Murat Başoğlu, senin iki tane silahın var mı kardeşim? Sen üzerinde silah taşıyor musun? Şimdi gelen ruhsatlı bilgiye göre gazeteci, evet gazeteci ruhsatlı ben bilmiyorum. İki tane silah olduğu söyleniyor. İki tane silah başına dayarken senin elinden son anda o silahları almışlar. Sen bunun cevabını vereceksin. Geçmişte olmuş bir şeyi farkında olmadan cevap hakkı vermek suretiyle adamı temizliyoruz ya. Bir dakika, ben sana cevap vereyim mi bu konuyla ilgili? Beni o ilgilendiriyor. Yaşanılmış bitmiş. Ne çok oldu beni ilgilendirmiyor. Bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani, hatırladığım bir şey söyleyeceğim. Sen silah var mı dedin ya, benim Murat aradığında o olayların ertesi gün aradı beni biliyorsun bu şeyi sil diye. Ben demiyorum bir gazete. İzahaya göre. Bir olayları tekrarlasana niye? İki ki, tane silahı mı varmış Murat? Şöyle düzelteyim. Murat efendi buna cevap ver. Buna cevap ver. Üzerinde silah taşıyor musun? Silah var mı? Ve intihar anında iki tane silahla çekip kafana dayamışsın. Ve elinden son anda o silahları almışlar. Bu iddia doğru mu değil mi? Sen tamam, buna cevap ver. Ben de bunun üzerine diyorum lütfen ki. Murat beni aradığında dedi ki, Bircan eğer onları silmezsen elinde şu anda kafama dayadığın bir silah var. Sen izleyicimize onu da hatırlat. Sen ne yazdın da Murat Başoğlu İlk seni aradı? İlk ilişki açıklayan benim. Bu, tamam. Bu Olga değil, bu dedim tamam. Onun öz yeğeni. Hı-hı. Bunu açıkladığında beni aradı, dedi ki elimde silah var. Ve şu an kendimi öldürmek üzereyim, kafama dayadım dedi. Ha, demek ben ki de, bu canı sıkıldıkça yapıyor bu işleri. Ben de ona dedim ki sen öyle omurgalıysan hadi buyur dedim, çek. Evet, yani sen ona cevap vereceksin. Top çevirme. Yok öyle olmuş. Bu böyle olmuş. O akıl hocalarınla birlikte. Tamam mı? Efendime söyleyeyim seni kurtarma. Yok çocuğu kullanma. Çocuğun varmış da bilmem ne olmuş da o olmuş da bu. Bunları geçeceksin hemşerim. Bunları geçeceksin. Kimse sana cevap hakkı vermiyor. Bu masada da kimse sana cevap hakkı vermez. Sen onu söyle. İntihar ettin. Senin silahın var mı? Belinde silahla dolaşıyor musun? İnsanları tehdit ediyor musun? Kendini canın sıkıldıkça intihara kalkışıyor musun? Sen bunu söyle. Biraz evvelki cümlen de çok önemli. İnsanları silahla tehdit ediyor evet musun? Buna da yanıt bekliyorum. Mesela...